Merhaba arkadaşlar, Yok Böyle Bir Ders kanalına hoş geldiniz. Cebirsel ifadelerle devam ederim isterseniz. Tahtaya iki tane cebirsel ifade yazdım. Geçen yıldan gördüğünüz bazı terminolojik terim, yani böyle terimsel anlamda bazı ifadeler var. Bunların bir üstünden geçelim istedim. Mesela cebirsel ifadelerde terimler dediğimiz şey ne olacak arkadaşlar? Terimlerimiz nedir? Burada toplama ve çıkarma işlemiyle ayrılan bütün ifadeler bizim için terimleri ifade edecek aslında. Birbirinden farklı her ifadeyi böyle yazabiliriz. Mesela ilk cebirsel ifademiz için ne olacak? 3x bir terim, 2y bir terim, 3 de bir terim. Değil mi? İkinciye bakarsak eğer, burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar, mesela 2x bir terimse burada eksi 2x de bir terimdir. Terimler her zaman işaretleriyle birlikte alınırlar aslında. Bir de bir terim arkadaşlar burada. X kare ile 1'in burada işaretleri artı olduğu için ekstradan artı yazmıyorum ama siz isterseniz yazabilirsiniz. Bu şekilde de gösterebiliriz. Terimler her zaman arkadaşlar işaretleriyle birlikte alınır. Bu bizim için önemli. Peki değişken dediğimiz şey ne? Aslında cebirsel ifadenin tanımı nedir arkadaşlar? Bilinmeyenli denklemlere diyoruz bunları. Peki buradaki değişkenler bizim için ne olacak? Kaç tane farklı bilinmeyenimizin olduğu anlamına gelir? Bakalım. Birinci ve kaç farklı bilinmeyenimiz var arkadaşlar? Bir tane x, bir tane y var. O zaman x ve y diyebiliriz buradaki değişkenlerimize. Peki ikinciye bakalım arkadaşlar. İkincideki değişkenlerimiz neler? Burada x kare var, burada x var. Fakat ikisi de aynı harf. Yani teknik olarak ikisi de aynı sayı. Bizim için aynı sayı ifade ediyor. O yüzden x kare ile x birbirinden farklı iki terim değil. Sadece birbirinden farklı iki değişken değil daha doğrusu. Sadece bir tane değişkenimiz var burada. O da x. Peki katsayılara geçelim. Genellikle burada katsayıları bulurken ya da katsayılar toplamını bulurken bazen kafanız karışıyor. Ona bir bakalım arkadaşlar. Şimdi terimlerde nasıl işaretleriyle birlikte terimleri yazıyorsak bizim için katsayılar da aynı şey yapacak. Yani bütün katsayıları biz işaretleriyle birlikte almak zorundayız. Şimdi bakalım. X'in katsayısı ne arkadaşlar birincisinde? 3. Y'ninki ne burada? 2. Bir de sabit terimimiz var. Şurada gördüğünüz üzere herhangi bir değişkene sahip olmayan bir ifade var burada. Arkadaşlar o da bir katsayı olarak alınır. Burada hiçbir değişkeni olmayan ifadeyi de mutlaka katsayı olarak almak zorundasınız. Peki. Buna da karar verdikten sonra ikinciye bakalım. Şimdi şunu görüyoruz. Burada x'in katsayısı ne arkadaşlar? Eksi 2. Şu sabit terimi de aldık 1. Peki x karenin katsayısı ne? Burada x karenin başında hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor. Ama biz hiçbir şey yok olmadığı için orada 0 almıyoruz onu. Bunun başında gizli bir 1 var değil mi arkadaşlar? Çünkü 0 olsa orada bir terim olmaz. Ne olacak arkadaşlar? X karenin karşısında gizli bir 1 olduğu için burada bir de artı bir şeklinde bir katsayınız daha olması lazım. Peki bu durumda katsayılar toplamlarını artık hesaplayabiliriz. Birinci denklemimizin, birinci cebirsel ifademizin katsayılar toplamı nedir? 3 artı 2 artı 3'ten bize 8 geliyormuş arkadaşlar. İkincisininki nedir? 1 artı eksi 2 artı 1'den bize 0 geliyormuş. Bunların hepsini topladığınızda katsayılar toplamını elde etmiş oluyorsunuz. Peki sabit terimden bahsettik. Sabit terimin tanımı neydi arkadaşlar? Değişkene sahip olmayan terimlerdi. Burada 3, burada da 1 bizim için. Yani şununla şu bizim için sabit terim olmuş oluyor. Şimdi bir de benzer terim tanımını yapalım. Benzer terim diye bir kavram vardı cebirsel ifadelerde. Geçen yıl bununla karşılaşmış olmanız lazım. Benzer terim dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Değişkenin, ya aynı değişkenin aynı kuvvete sahip olduğu terimler. Bunlara benzer terimler deniyorduk. Benzer terimlerin özelliği neydi peki? Bizim benzer terimleri bulmamızın sebebi neydi? Benzer terimler arasında biz ne yapabiliyorduk arkadaşlar? Toplama ve çıkarma yapabiliyorduk. Arasında toplama ve çıkarma yapabiliyorduk. Peki,
Neler benzer terimdir burada? Mesela bir tane örnek yazalım arkadaşlar. Benzer terimler nelerdir? Birkaç tane örnek yazalım. Sizce mesela x kare ile x benzer terim olabilir mi? Burada mesela x kare eksi 2x gibi bir ifadeniz var. X kare ile x terimlerini görüyorsunuz. Bunlar benzer olabilir mi? Aynı değişkenler fakat arkadaşlar kuvvetleri birbirinden farklı olduğu için bunlar benzer terim değildir. Aynı şekilde mesela ilkinde baktığınızda 3x artı 2'ye bu ifade toplanabilir mi? Toplanamaz. Neden? Bir kere kafadan değişkenler farklı. Bunlar da benzer terim değildir arkadaşlar. Ben mesela şöyle bir ifade yazmak istesem. Desem ki x kare eksi 2x artı 3y eksi 5x. Bunun bana en sade halini yazın desem. Ne yapmamız lazım? Benzer terimleri bulmamız lazım. Benzer terimlere bakalım. X kareye benzer bir terim var mı burada? X'in kuvvetinin 2 olduğu başka terim görüyor musunuz? Burada görmüyoruz. O yüzden x kareyi olduğu gibi yazacağız arkadaşlar. Peki x'de benzer bir terim var mı? Burada mesela eksi 2x'de eksi 5x'i yakalıyorum. Bunların her ikisinin de kuvveti 1 olduğu için bunlar benzer terimler olacağından bunların arasında işlem yapılabilir. Eksi 2x, eksi 5x daha bana ne gelecek? Eksi 7x gelecek arkadaşlar. Y'ye ait benzer terim var mı? Başka y'li bir teriminiz yok zaten. O yüzden bunu da olduğu gibi bırakmak zorunda kalıyoruz. Başka bir işlem yapamıyoruz burada. Burada benzer terimler bize toplama ve çıkarmada kolaylık sağlar arkadaşlar. Bu da hatırlamış olalım. Evet arkadaşlar biraz cebirsel ifadelerle çarpma işlemi yapalım. Şimdi çarpma işleminde bazen kafanızı karıştıran olaylar olabiliyor. Özellikle ikili parantezlerde şurada yazdıklarım gibi ifadeler yazdığında bazen terimleri unutabiliyorsunuz. Çarparken bazen eksik çarpabiliyorsunuz. Bir onları aradan çıkaralım istedim. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Önce çok basit ilerleyelim arkadaşlar. Burada iki tane değişkeni birbiriyle çarptığımızda teknik olarak şöyle düşünmeniz lazım. X bir değişken, evet bir bilinmeyen. Fakat aynı zamanda bir sayı da. Biz buna bir sayı değeri veriyoruz. Hani vermemiz lazım. Ya da çözdüğümüz zaman mesela normal denklem çözerken bir problemi çözerken bir denklem kurup çözüyorsunuz ya. Mesela o denklemi çözdüğünüzde x bir sayı geliyor. Mesela çözüyorsunuz x eşittir 3 buluyorsunuz mesela atıyorum. Teknik olarak o bir sayı. Haliyle iki tane sayıyı aynı anda yan yana çarptığınız zaman ne elde edersiniz? Mesela 3 ile 3'ü çarptığınızda 3'ün karesini elde edersiniz. Doğru mu? 9 elde edersiniz. Bu o zaman ne anlama geliyor arkadaşlar? X ile x'i çarptığınızda x kare elde ediyorsunuz demek oluyor. Bazen çünkü getirip buna 2x yazabiliyorsunuz. Yani şöyle yazabiliyorsunuz. X çarpı x eşittir 2x gibi düşünebiliyorsunuz bunlar çarpıldığında. Ama bu doğru değil arkadaşlar. Burası buna eşit değil. Çünkü iki sayıyı kendisiyle yani bir sayı kendisiyle çarptığınızda o sayının karesini almış olursunuz. O sayının iki katını almış olmazsınız. Tamamen farklı bir şey. Çünkü bu x yerine herhangi bir değer yazabilirsiniz. O yüzden bu ayrımı yapabilelim. Bu durumda mesela 2x bize zaten 2 çarpı x ne gelecek arkadaşlar? 2x gelecek. X artı x ne gelecek? Bu da 2 tane x toplandığı zaman arkadaşlar elinizde 2 tane x var demektir. Yani bu da 2x olacak. Şimdi bu 3'ünün farkını iyi yapabiliyor olmanız lazım. Benzer terimlerde toplama yaptığınız zaman kaç tanesini topluyorsunuz o kadarla çarpabilirsiniz. Fakat benzer terim yani 2 tane aynı ifade ya da birbirinden farklı da olsa fark etmez. 2 tane aynı ifade birbiriyle çarpıldığı zaman onun karesini alıyorsunuz demektir. Mesela 3 tane de çarpsanız mesela x çarpı x çarpı 3 bu ne gelecek arkadaşlar? X küp gelecek. 4 tane çarpsam x üzeri 4 gelir. Bu hiçbir zaman bu ifade hiçbir zaman arkadaşlar 3x'e eşit olmaz. Bu böyle bir şey değil. Tamam? Buna karar verdikten sonra şu aşağıdaki çarpma işlemlerimize bakalım. Önce dışarıda bir ifade ile parantez içindeki bir ifadenin çarpımına bakalım. Şurada arkadaşlar her zaman için bir çarpma işareti vardır. Şurada gizli noktalar var. Normalde yazmıyoruz. Kimse yazmıyor ama var orada. Öyle çarpma işlemleri. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Çarpma işleminin kurallarından biri neydi? Aslında çarpma işleminin özelliklerinden biri neydi? Parantezin dağılma özelliği vardı. Şimdi o dağılma özelliğini kullanalım. Ne yapacağız arkadaşlar? Bunu parantez içindeki ifadelerin üstüne dağıtacağız. Ne olacak? 2a ile 3b'nin çarpımı gelecek artı şu işaret artı olduğu için buradaki işaret de artı olacak. 2a ile 4c'nin çarpımı olacak. Bunu düzenlerseniz arkadaşlar bu çarpım ifadelerinde tam sayı kısımları çarpabilirsiniz. Buradaki ifadelerin hepsini çarpabilirsiniz. 6ab'ye dönüştü yani 6 çarpı a çarpı b.
ve 8AC'ye dönüşmüş oldu. 8 çarpı A çarpı C'ye dönüştü. Aynı şekilde şunu da yapalım arkadaşlar. Şunu üzerine dağıtırsak ne gelecek? Elimde bir M var. M'yi parantezin içine dağıttığımda M çarpı 2MN artı M çarpı 3N haline geldi. Tabi burada MN yazdığım şey yine M çarpı N anlamına geliyor. Şimdi burada bir tane M var. Siz buradaki M ile onu çarptığınızda ne olacak arkadaşlar? Bu terimdeki M ile çarptığınızda iki tane M'yi çarpmış olacaksınız. Yani şuradaki yaptığınız işleme benzer bir işlem yapmış oluyorsunuz. M çarpı M yapmış oluyorsunuz. Haliyle bu ifade neye dönüşecek? 2 var. M çarpı M'den M kare gelecek. Bir de N var. Yani 2M kare N haline gelmiş olacak. Bu tarafı düzenlersek ne oldu arkadaşlar? 3MN şeklinde yazılabilir bunlar da. Çarpımı düzenlerseniz bu şekilde yazabilirsiniz. Şimdi asıl önemli kısım iki tane parantezli cebirsel ifadeyi çarpmak. Bunları nasıl çarpıyoruz arkadaşlar? Aynı mantık. Çarpma işleminin dağılma özelliğini kullanacağız. Fakat çarpma işleminin dağılma özelliğini kullanırken burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bu dağılmayı yapmak için arkadaşlar önce şuna karar vereceğiz. Birinci parantezi ikinci parantezin üstüne dağıtmamız lazım. Birinci parantez ikinci parantezin üzerine nasıl dağıtılır? Önce birinci parantezdeki bir tane terimi seçersiniz. İlk terimi seçersiniz. Bu önce ilk terim dağıtılır arkadaşlar. İlk terimi dağıtalım. Ne gelecek? X çarpı x'ten bir tane x kare geldi. X çarpı 2'den bir tane 2x geldi. Bununla işimiz bitti. Birinci terimi dağıttık. Sonra arkadaşlar ikinci terimi dağıtmamız lazım. İkinci parantezin üstüne yine. Böylelikle bütün birinci parantezi ikinci parantezin üzerine adım adım dağıtmış olduk. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 1 çarpı x'ten x 1 çarpı 2'den 2 geldi. Bunu toparlarsak ne çıkacak? Şunlar benzer terim olduğunu görüyorsunuz. Bunların arasında toplama işlemi yapabilirsiniz. X kare artı burası 3x'e dönüşecek. Artı 2 oldu. Şimdi tekrar yapalım arkadaşlar. Bu ifadeyi bu ifadenin üzerine dağıtmak için yani şu parantezi şu parantezin üstünde dağıtmak için önce ilk terimi seçiyorsunuz. Önce seçtiğiniz ilk terimi dağıtıyorsunuz. İkinci parantezin üstüne a'yı a ile çarptığınızda ne gelecek? A kare gelecek. A'yı b ile çarptığınızda ne gelecek? A çarpı b gelecek. Fakat burada artık terimi işaretiyle birlikte almanız lazım. Yani eksi ab gelecek arkadaşlar. A'yı eksi b'nin tamamıyla çarpıyormuş gibi düşünmeniz lazım. Terimin tamamıyla çarpacak. Terimleri birbiriyle çarptığınız için bu terim tek başına b değildir. Bu terim eksi b'dir. O yüzden eksi b ile a'yı çarpıyormuş gibi düşünmeniz lazım. Şimdi aynı mantıkla ikinciyi dağıtalım arkadaşlar. İkinci terimi, birinci parantezdeki ikinci terimi ikinci paranteze dağıtalım. Bir kere daha çarpacağız böyle. Ne gelecek? B çarpı a'dan. Şimdi ikisinin de işareti pozitif olduğu için bu artı ab gelecek. B çarpı eksi b'den eksi b kare gelecek arkadaşlar. Şimdi benzer terimleri görüyorsunuz. A çarpı b ile a çarpı b aynı değişkenlere sahip, aynı kuvvetlere sahip ifadeler. O yüzden bunların arasında işlem yapabilirsiniz. Ne olacak? 1 eksi 1 artı olduğu için bunlar birbirini götürecek. Bize a kare eksi b kare kaldı. Evet arkadaşlar biraz daha örnek yapalım bunlarla ilgili. Şimdi ne yapacağız? Bu parantezli çarpma işlemlerinde biraz alıştırma yapalım. Şimdi ne yapmamız gerekiyordu arkadaşlar? Birinci parantezi ikincinin üzerine dağıtmamız lazımdı. Yani birinci parantezdeki terimleri teker teker alıp bir 2a'yı bir de eksi b'yi alıp daha sonra bunların üzerine dağıtmamız lazım. Şimdi önce 2a'dan başlayalım. 2a'yı dağıtalım arkadaşlar. İkinci paranteze ne gelecek? 2a çarpı 2b geldi ilk terimden. 2a ile de neyi yapmamız lazım arkadaşlar? Eksi 3a'yı çarpmamız lazım. O zaman ne gelecek? Eksi 2a çarpı 3a şeklinde yazabilirim. Daha sonra bütün terimleri işaretleriyle almam gerektiği için bir de eksi b'yi dağıtmam gerekiyor arkadaşlar. Eksi b'yi de 2b'nin ve eksi 3a'nın üzerine dağıtalım. Eksi b'yi 2b'nin üzerine dağıtırsam ne olur? Eksi b çarpı 2b olur. Eksi b'yi eksi 3a'nın üzerine dağıtırsam ne olur? Eksi b
İkisi de eksi olduğu için, eksi ve eksi 3'ü olduğu için ne olacak arkadaşlar? Artıya dönüşecek. Artı b çarpı 3a'ya dönüşür. Düzenleyelim arkadaşlar. Buradan ne geldi? 4ab eksi 2 tane a çarpıldığı için neye dönüşecek? Eksi 6a kareye dönüşecek arkadaşlar. Burada da 2b çarpıldığı için ne olacak? Eksi 2b kare oldu. Burada da artı 3ab'miz var. Benzer terimleri düzenlersek ne olur? Artı 3ab, 4ab daha, 7ab, eksi 6a kare, eksi 2b kare oldu. Bu sonucumuz olmuş oldu. Şimdi diğerine bakalım isterseniz. Ne yapacağız? Aynı mantık. Birinciyi dağıtalım önce arkadaşlar üstüne. Ne gelecek? Mn çarpı m. Önce m'ye dağıttık. Sonra mn'yi 5'e dağıtalım. Mn çarpı 5 oldu. Daha sonra neyi dağıtacağız arkadaşlar? Terimi işaretiyle birlikte almayı unutmuyoruz. Eksi 4'ü dağıtacağız bunun üzerine. Dağıtalım. Eksi 4 çarpı m'den ne gelir? Eksi 4m. Eksi 4 çarpı 5'ten ne gelir arkadaşlar? Eksi 20 gelecek. Şunu da düzenleyelim. Şimdi burada mn ile m'yi çarptığım zaman 2 tane m'yi çarptığım için ne gelecek bana? M kare n artı burası 5mn'ye dönüşür. Eksi 4m eksi 20. Sizce burada başka benzer terim var mı? Daha sadeleşmiş halde yazabilir miyim? Yazamam. Neden? Mn'lerde baktığınız zaman kuvvetler aynı değil. O yüzden bu ifadeler benzer terim olmaz. Bunun en sade hali budur arkadaşlar. Üçüncüye bakalım. Şimdi bize ne kadar değişkeni çarpım halinde verirlerse versinler, mantık hiçbir zaman değişmiyor arkadaşlar. Her zaman terimlerden birini tutup diğerinin üstüne dağıtıyorsunuz, ikinciyi tutup diğerinin üstüne dağıtıyorsunuz. Hiçbir şey, hiçbir koşul altında değişmiyor. İşaretleriyle birlikte almaya dikkat ettiğiniz müddetçe burada asla sorun yaşamazsınız. Birinci terim arkadaşlar, dağıtalım. X, Y, Z çarpımını bir de Y ile çarpacağım değil mi? X, Y, Z çarpı Y. Daha sonra neye dağıtacağım arkadaşlar? Eksi z'nin üstüne dağıtacağım. Unutmayalım. Ne olacak? Bu eksi x, y, z çarpı z'ye dönüşütü. Bir artı bir eksi ifadesini çarptığım için işlemin sonucu eksi olacak. Daha sonra artı x'i dağıtalım y'nin ve eksi z'nin üzerine. Artı x ile y'yi çarptığım zaman ne gelecek? Artı x, y. Artı x ile eksi z'yi çarptığımda ne gelecek? Eksi x, z gelir arkadaşlar. Şunu bir düzenleyelim o zaman. İki tane y'miz olduğu için ne olacak çarpım halinde? Y kareye dönüşecek burası. X, y kare, z oldu. Burada da iki z'niz var. O zaman z kareye dönüşecek. Eksi x, y, z kareniz oldu. Artı x, y, eksi x, z olarak kaldı. Burada da gördüğünüz gibi kuvvetler farklı olduğu için benzer terimlerimiz yok. Bunun da son hali budur diyoruz. Şimdi ikinciye bakalım, pardon sonuncuya bakalım arkadaşlar. Sonuncuda ne var? İşaretler biraz böyle korkunç görünüyor değil mi? Hiç korkmanıza gerek yok. Aynı mantık. Birinci terimi işaretiyle alın arkadaşlar. Ve birinci terimi burada işaretleriyle birlikte bu iki terimin üstüne dağıtın. O zaman ne yapacağız? Eksi a ile eksi a'yı çarpacağız. Ne olur eksi a ile eksi a'yı çarparsanız burası neye dönüşecek? Artı a kareye dönüşecek. Doğru mu? İki tane eksi. Bu aklımızda dursun. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Eksi a ile eksi 4b'yi çarpacağım. Eksi a çarpı eksi 4b olarak düşünürseniz eğer şöyle yazarsak. Burası neye dönüştü arkadaşlar? Şuraya bir artı koyalım. Evet. Eksi a eksi 4b ne olacak? Artı 4ab'ye dönüşecek. Doğru mu? İşaretler. A ile 4b'yi de çarparsanız 4AB haline gelir. Bu ikisini hallettik. Şimdi ikinciye bakalım. İkincide ne olacak arkadaşlar? Gene işaretiyle birlikte alıp gene işaretiyle birlikte diğer terimlerin üstüne dağıtmak mecburiyetindesiniz. Dağıtalım arkadaşlar. Ne olacak? Şimdi aralarına artı işaretini neden koyuyorum? Çünkü bunların artık hepsi bütün terimler dağıtıldıkça toplanacak üstüne ama işaretleriyle birlikte aldığımız için. Hani işaretlerini parantez içinde yazdığımdan şurada mesela bu artık toplama işlemine dönüştü. Neden? Çünkü eksi eksi zaten artı yapacağı için bu terimin komple işareti nedir arkadaşlar? Artık pozitiftir. O şekilde düşünmemiz lazım. Yani 4AB teriminin kendi işareti artık ne? İki tane eksiyi çarptığınız için artık bunun işareti pozitif.
Şimdi devam edelim. Bu terimi artık A'nın üzerine, eksi A'nın üzerine dağıtalım. Ne gelecek? Eksi 4B ile eksi A'yı çarpmam lazım. Bunu çarptığımda ne olacak arkadaşlar? Gene bana artı 4AB gelecek. O zaman bunun da işareti artı oldu. Buraya da artı koyalım. Daha sonra ne olacak arkadaşlar? Eksi 4B ile eksi 4B'yi çarpacağım. Bu da ne olur arkadaşlar? Eksi 4B ile eksi 4B'yi çarparsanız buradan bize ne gelecek? 16B kare gelecek. Bunun da işareti artık pozitif. Düzenlersek ne oldu arkadaşlar? Bana A kare artı 4AB artı 4AB artı 16B kare geldi. Benzer terimleri de toplarsanız bu ifade neye dönüşecek? A kare artı 8AB artı 16B kareye dönüştü arkadaşlar. Yani işaretlerin sizi korkutması için aslında hiçbir sebep yok. Bütün terimleri işaretleriyle birlikte alıp dağıttıktan sonra hiçbir probleminiz kalmayacak. Bu eksilerin daha sonrasında neden artıya dönüştüğü zaten çarpımlarından pozitif gelmesinden kaynaklandığını yakaladığınızı tahmin ediyorum. O yüzden bütün artık bu ifadelerin, bu terimlerin arasındaki işaret iki tane eksinin çarpılmasından hepsi artı olacaktır arkadaşlar. O yüzden bunu da ifadenin en sade halinde bu şekilde yazmış olduk.